Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ziraat Mühendisi Beyza Kandır. Bugün sizlere Antorium bitkisini anlatacağım. Aynı zamanda flamingo bitkisi olarak da biliniyor. Antorium bitkisi nemli, biraz gölge, sıcak yerlerde yetişmeyi seviyor daha çok. Kış mevsimindeyiz. Bakın her mevsim çiçek açabilen bir bitki. Çiçek toprağı olması gerekiyor. Sulamayı nasıl yapıyoruz? Sulamayı bitkinizin toprağı kesinlikle kuruduktan sonra sulama işlemini yapıyorsunuz. Sulamayı direkt yukarısından su koyarak da yapabilirsiniz ya da su dolu bir kova içerisine oturtturup 5-10 dakika sonra aldıktan sonra da bu şekilde bir sulama işlemi de yapabilirsiniz. Dediğim gibi sulama işlemi için bir gün vermiyorum. Siz toprağınızı kontrol edip sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Nemi seviyor. Nemi sevdiği için arada bir yapraklarını fıs yardımıyla ıslatırsanız da gayet rahatlayacaktır. Çünkü yapraklarından bu şekilde gerekli nemi alacaktır. Bitki aslında %85-90 oranında nemi seviyor. Biz seralarda bitkilere baktığımız zaman bu oranları sağlayabiliyoruz. Ama bitkimizi biz dışarıdan aldık, evimize getirdik. Bu orandaki nemi sağlayamadığımız için bitkilerimizin yapraklarında, kenarlarında kurumalar, bu şekilde lekelenmeler meydana gelebiliyor. Bunları da söylediğim gibi bu fısfısı yardımıyla giderebilirsiniz. Bitkiniz büyük bir şekilde rahatlayacaktır bu şekilde. Bitkinizi fazla güneş alan yere koymamanız gerekiyor. Bitkinizin hem yapraklarının kenarları söylediğim gibi kuruyacak ya da ortalarında böyle siyah kara kara lekeler olacaktır. Hem de bitkiniz güneşe doğru yönelmeye başlayacaktır. Hiç kimse yamuk bitkiyi, yamuk çiçeği sevmez. Düz bir şekilde, güzel bir şekilde büyümesini isteriz. Bitkiyi budayabilirsiniz. Budamasını yapın ki bitkiniz daha da rahatlasın. Bitkinizin yaprakları toprağa değdiği zaman, burada bakın benim bir yaprağım toprağa değmiş, kurumaya başlıyor. Siyah bir görünüm alıyor. Onu kesip şimdi size göstereceğim. Bakın. Bu şekilde yapraklarınızda kurumalar meydana gelebilir. Onun için toprağa değmemesine dikkat edin yapraklarının. Çoğaltmasını nasıl yapıyoruz? Çoğaltmasını yapraktan yapabilirsiniz. Daha çok Mayıs ayında yapıyoruz çoğaltmayı yapraktan. Ya da Haziran'ın ortasından yaz ayına kadar da eğer baktınız bitkiniz yavru verdiyse bu küçük yavrulardan da çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde toprağa geçirgen olması gerekiyor. Altının delikli olması gerekiyor. Bunları her bitki için söyleyebiliriz. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Bir videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.